Milletvekili adayımız, aday adayımız Zeki Bey'e destek olmaya geldiniz. Ben öncelikle onun adına hepinize teşekkür ederim. Kendisine de bu çıktığı yolda inşallah Allah yar ve yardımcısı olsun. Allah hakkında hayırlı olan neyse onu nasip etsin. İnşallah Tekirdağ'da bugüne kadar yaşanmış en yüksek milletvekili aday adaylığı müracaatıyla karşı karşıyayız. 60 civarında aday adayımız var. Onlardan birisi de Zeki Hocam. Ona da hayırlı olsun diyorum tekrardan. Allah'a emanet olun. Bu işin şöyle güzel bir tarafı var. Bir düğün gibi düşünün. Bütün sevdikleriniz size destek oluyor. O desteği de arkanızda hissetmek bir o kadar da size güç katıyor. O yüzden sevenlerin çok olması bizi de çok mutlu etti. İnşallah hep birlikte onun için iyi olması için çalışacağız, çalışacaksınız. Biz AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı olarak 60 tane aday adayımız var. Her biri bizim için çok kıymetli. Bu süreçte herkes Cumhurbaşkanımıza destek olmak için net bir şekilde tavrını ortaya koyuyor. O yüzden aday adayları sayısı çok fazla. Biz Cumhurbaşkanımıza destek olmak için, milletimize hizmet etmek için ortaya bir irade koyan bütün adaylarımıza, aday adaylarımıza ve Zeki Bey'e başarılar diliyoruz. Allah'a emanet olun. Çok sağ olun. Hepinize öncelikle teşekkür ediyorum. Basın bildirimi kısmen yapacağım. Sayın İl Başkanım, mevcut ve önceki dönem ilçe başkanlarım, meclis üyelerim, kadın kolları, gençlik kolları, teşkilatımızın çeşitli kademelerinde görev almış, çok kıymetli temsilcileri ve partimize gönül vermiş çok kıymetli dava arkadaşlarım. Ve bizi böyle önemli bir günde yalnız bırakmayan, burada hazır bulunan çok kıymetli misafirlerim ve basınımızın saygıdeğer temsilcileri. Hoş geldiniz. (Gülüyor) 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 27. dönem milletvekilliği aday adaylığı başvurumu yapmış bulunmaktayım. 1970 Kars Selim doğumluyum. 1996 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyoloji Mühendisliği bölümünde lisans eğitimimi ve ardından lisansüstü eğitimlerimi tamamladım. Aynı üniversitede 1997 yılında inşaat bölümünde öğretim görevlisi olarak göreve başladım. 2008 yılında Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak atandım. Ve 2012'ye kadar aynı üniversitede görev yaptım. 2012'den bugüne kadar Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi'nde Çevre Mühendisliği bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yaparken aynı zamanda Saray Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü yapmaktayım. Ve bu dönemde istifa ederek aday olarak karşınıza çıkmış bulunuyorum. Yardımcı doçent olarak sürdürdüğüm görevimi yeni daha doçent olarak tamamladım. Allah'a şükürler olsun. Bunu da burada beyan etmiş oluyorum. Çok kıymetli dava arkadaşlarım. Böyle bir makama aday olmakla birlikte, böyle bir değerli dostlara sahip olmaktan onur duyuyorum. Çıkmış olduğum bu kutlu yolda hiçbir mevki veya ünvan ayrımı yapmadan sizlerle birlikte omuz omuza yürümenin şerefini, onurunu hayatımın en büyük kazanımı olarak görüyorum. Bildiğiniz üzere seçimlerin yaklaşık 15 ay gibi bir süre öne alınması belki bazı insanlar idrak edememiştir. Ancak bildiğimiz üzere ülkemizin asırlar boyu olduğu gibi şu anda tüm emperyalist, siyonist ve Türkiye düşmanlarının siyasi baskılarıyla karşı karşıyadır. Bu güzel ülkemiz gerek siyasi, gerek askeri ve gerekse ekonomik alanda her türlü baskı ve şantajla maruz bırakılarak yıpratılmak istemektedir. Şükürler olsun ki ülkemizin Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lideri vardır.
arkasında Çanakkale Savaşı'nda ve Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi 15 Temmuz'da da hain planlara ve kalkışmaya canlarını siper eden bu vatanın hiçbir şekilde bu tür hain emellere izin vermeyen bu güzel insanlarımız vardır. Allah hepinizden razı olsun. Ülkemizin kalkınması için kendi milli sanayisini kurması ve eğitim alanında global ölçüde ön plana çıkması gerekmektedir. Bu gelişmede ülkemize ciddi görevler düşmektedir ve bu görevlerin tümü bizim için birer hizmet yarışıdır. Bu hizmet yarışında her bir vatandaş gibi görev verilen her bir milletvekili de üzerine düşen görevleri kendi azmi, kararlılığı ve yetenekleri dahilinde yerine getirmeye gayret etmektedirler. Ben de ülkesini çok seven bir vatandaş olarak, bir akademisyen olarak kendi gayretimle ve başta uzmanlık alanlarım olmak üzere durmak yok, yola devam ilkesiyle bu ışıkta güzide şehrimiz Tekirdağ ve ülkemizin kalkınması için durmadan çalışmayı hedef edindim. Akademik çalışmalarımda Namık Kemal Üniversitesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde evsel, kentsel ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinde oluşan ve oluşması beklenen arıtma çamuru miktarlarının tespiti, işlenmesi, yeniden kullanılması, geri kazanımı ve bertarafı ile ilgili sorunların belirlenerek çözüm önerilerini oluşturması amaçlayan Ergene Havzası Arıtma Çamuru Yönetimi Planı hazırlanması projesinde araştırmacı olarak bir fiil görev aldım ve bu bölgenin ilk kez sayısal haritalarını ben çizdim ve şu anda da bakanlığımız tarafından kullanılıyor. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Bilim ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı uhdesinde gerçekleştirilen ve yürütücüsü İstanbul Teknik Üniversitesi olan 2. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında deniz araştırma projesinde birinci araştırmacı olarak bulunuyorum. Avrupa Bilim ve Sanayi Topluluğunda Türkiye temsilcisiyim. Ayrıca Marmara Denizi başta olmak üzere Ege, Akdeniz, Karadeniz'de sanayi, gemicilik ve tarımsal faaliyetlerin canlı yaşam üzerindeki etkilerinin araştırılması, korunması çok sayıda ile ilgili çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel makalelerim ve konferanslarım mevcuttur. Bu çerçevede edindiğim akademik altyapıyı şehrimizin ve ülkemizin gelişmesi ve sosyal hayatın korunması için kullanmak için hedef seçtim. Tekirdağ'ın en büyük sorunları arasında olan Marmara Denizi'nin temizlenerek kıyılarının mavi bayrak alması için gayret göstereceğim. Yine İstanbul sanayisinin başta Tekirdağ olmak üzere Trakya'ya taşınmasıyla yeraltı sularının seviyesinin düşmesi, kirlilik risklerinin artması gibi sorunlar da mevcuttur biliyorsunuz hepiniz. Bunu gayet çok iyi bir şekilde yaşıyorsunuz ve biliyorsunuz. Büyük düşünürümüz Mevlana diyor ki, dert adamı yollara düşürür. Bizim de derdimiz milletin derdi. Bizim de derdimiz bu ülkenin çocuklarının geleceğinin teminat altına alınması derdidir. Bu kutlu yolda yürürken her eli sıkacak, her kapıya gidecek ve milletimizin dertlerine derman olacağız. Çıktığımız bu kutlu yolda bizim davamız bir vefa, erdem ve ahlak davasıdır. Siyasi rant veya ekonomik rant davası değildir. Biliyorsunuz ki akademisyenim. 20 yıl içinde olduğumu ifade ettim. Ayrıca yabancı dil de profesörlük sınavında geçtim. Ama bundan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşundan bu yana partimizin başarısı için ter dökmüş, emek vermiş ve Allah'ın rahmetine kavuşmuş dava arkadaşlarımızın olduğunu biliyoruz.
Allah'ın rahmetine kavuşan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet ve onların aileleriyle gazilerimize minnet ve şükranlarımı ifade ediyorum. Hepinize teşekkür ederim. Başkanım, bir soru sorabilir miyim? Evet. Sayın hocam, öncelikle sizi bu güzel açıklamalarınızdan dolayı kutluyorum. Şimdi Trakya'mız, Tekirdağ'ımız malum bir sanayi şehri. Siz bu sektörün içerisinde ve özellikle çevreden geliyorsunuz. Evet, bu çevre zararlarını önlemek için Tekirdağ'ımızda neler düşünürsünüz yarın milletvekili olduğunuzda? Neler yapılabilir? Evet, çok teşekkür ediyorum. Çok harika, gerçekten gündemde olan bir soru. Zaten basın açıklamalarında da ifade ettiğim gibi çok sayıda Tekirdağ'la ilgili çalışmalarımız var. Şimdi bu çalışmalar nelerdir? Sanayi geliyor İstanbul'dan. Fakat sanayi gelmesiyle birlikte ekonomik olarak kazanımlarımız oluşurken sosyal anlamda, sağlık anlamında, sıhhat anlamında sıkıntılarımız oluyor. Bu sorunun aslında haklı sebebi de budur. Size katılıyorum bu konuyla ilgili. Daha entegre çalışmalıyız. Teknoloji, son teknolojileri kullanmalıyız. Avrupa'nın, Amerika'nın kullandığı teknolojileri kullanmalıyız. Özellikle bu arıtma tesislerini yaygın bir şekilde yürütmeliyiz. Ve bakanlığımızın yapmış olduğu, biliyorsunuz başkanımızın da ifade ettiği gibi, bakanımız birkaç gün önce buradaydı, Veysel hocamız birkaç gün önce buradaydı. Bu derin deşarjla ilgili projeler var. Bu projelere de dahil oluyoruz. Ve özellikle arıtma tesisleriyle ilgili projelerde de bulundum ben. Şimdi hükümetimiz bu projeleri yapıyor. 4 milyar TL para harcayacak. Bunun %80'i kadarı harcanmış durumda. Bizler yerel yönetimlere, partimiz yerel yönetimlere bunu devredecek yani. Yerel yönetimler eğer bunu doğru kullanırlarsa hakikaten yeraltı suları kirlenmekten kurtulmuş olacak. Denizlerimiz kurtulmuş olacak. Hatta hedeflerimin arasında Marmara denizimize mavi bayrak almak var. Beraberce bunu takip edeceğiz, koruyacağız. Sizler, bizler, akademisyenler, siyasiler, herkes, halkımız ve dolayısıyla burada çıkan herhangi bir bacadaki emisyon, herhangi bir atık su olduğu zaman nasıl ki trafikte çek gönder, bunun gibi çek gönder sistemi kurulması lazım. Ve dolayısıyla sizin aldığınız nefes dünyamızın aldığı nefestir. O yüzden hep beraberce bu konu üzerine gitmemiz gerekiyor ve buna inanıyorum ben. Gönlümden. Teşekkür ederim. Ben milletvekili adaylarımıza başarılar diyorum. Allah çıktığı yolda ayağına takoz koymasın. Hakkında hayır olan neyse onu nasip etsin diyorum. Ona da razı olmayı nasip etsin diyorum. Allah hiçbirimizi mahcup etmesin. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Sefalar getirdiniz. Allah'a emanet olun.